Herakles veya diğer adıyla Herkül. Neden diğer adıyla Herkül diyoruz? Aslında biri Yunan mitolojisine, diğeri Roma mitolojisine ait. Fakat Yunan mitolojisi ile Roma mitolojisi öyle benzerdir ve öyle iç içedir ki bir tarafta Herakles denirken aynı karakteri diğer tarafta Herkül diyebiliriz. Bence bir sakıncası yoktur. Evet farklı şeyler olmasına rağmen dediğim gibi özünde aynı şeyi ifade ettiği için, simgelediği için ben de bazen Herakles'e Herkül diyebiliyorum. Biraz da sanırım Türkiye'de eskiden yayınlanmış olan Herkül isimli dizinin de etkisi var. En azından ben de öyle. Alışkanlığımız var diyebiliriz. Daha çok Herkül'e aşinayız. Ama Tekrar etmekte fayda var. Herakles Yunan mitolojisindeki ismidir. Herkül ise Roma mitolojisindeki ismidir. Şimdi Herakles'in hemen doğumuyla başlıyoruz. Hatta annesinin hamile kalmasıyla başlıyoruz. Tabii ki de Zeus'un işleri çoğu zaman olduğu gibi. O gece Zeus Alkmene'nin kocasının kılığına giriyor. Sanki Amfitrion savaştan yeni dönmüş gibi yapıyor. Onun gibi konuşuyor. Ve karısıyla birlikte oluyor. Bu birliktelikten Alkmene'nin Herakles'e hamile kalıyor. Hemen ertesinde, ertesi gece Alkmene'nin kocasının kendisi geliyor Amfitryon. Yine konuşuyor, işte birlikte oluyorlar ama anlıyorlar bir tuhaflık olduğunu. Karısı diyor ki ya sen dün gece gelmiştin, biz bunları dün gece de konuştuk sana, dün gece birlikte olduk ya diyor. Ve anlıyorlar ki Alkmene ile birlikte olan aslında Zeus'muş ilk gece. Fakat şöyle bir detay var, Alkmen'e hemen ertesinde kocasıyla birlikte olduğunda ikinci bir çocuğa da hamile kalmış oluyor. Bunu da Herakles'in ikizi olarak daha sonra göreceğiz. Şimdi tekrar geri dönelim. Alkmen'in doğum gecesinden bahsedeceğim. O gün doğuracağını biliyormuş Zeus Alkmen'in ve tanrıları etrafına topluyor Olimpos Şöyle bir duyuru yapıyor. Diyor ki bugün doğacak olan benim erkek evlatlarımın soyundan gelecek olan Yeni bir erkek evlat çok güçlü olacak. Bunu hepiniz bilin diyor. Bütün etrafındaki herkese hükmedecek diyor. Hera sinirleniyor. Zaten yine aldatılmış. Her zaman olduğu gibi. O yüzden istemiyor Herakles'in bir de üstüne bu kadar güçlü bir kral olmasını, böyle herkese her şeye hükmetmesini. O yüzden bir plan kuruyor kafasında. Bu planın bir parçası olarak Zeus'a tekrar soruyor diyor ki, "Emin misin? Gerçekten bu dünyaya gelecek olan, bugün dünyaya gelecek olan bu erkek çocuk çok büyük bir güce mi sahip olacak, çok büyük bir kral mı olacak diyor. Zeus da evet öyle olacak diyor. Bir kere yemin ettim ya zaten diyor. Tamam o zaman diyor. Hera gidiyor dünyaya iniyor. Fakat Herakles'in Arkmenen'in yanına değil Perseus'un oğlunun karısının yani Perseus'un gelininin yanına iniyor. Çünkü neden? Perseus'un gelini de o anda hamileymiş. Aslında henüz 7 aylık hamile olmasına rağmen doğuracağı çocuk erkek evlat. Yine Zeus'un erkek evlatlar soyundan geliyor olacaktı. Perseus Zeus'un oğlu olduğu için. Dolayısıyla Hera ne yapıyor? Herakles'in bu büyük güce sahip olmasını istemeyen Hera, Alkmene'nin doğum sancılarını durduruyor, geciktiriyor. Onun öncesinde Perseus'un gelininin erken doğuma girmesine sebep oluyor. Daha henüz 7 aylıkken doğum sancılarını başlatıyor. Böylelikle Perseus'un torunu Herakles'ten önce dünyaya gelmiş oluyor. Hemen sonrasında Arkmen'e de zorluyor Herakles'i e ama Zeus bir kere yemin etmişti ya bugün ilk dünyaya gelecek olan işte erkek evlat, yeni erkek evlat kral olacak diye. Dolayısıyla Hera'nın bu oyunu yüzünden Herakles doğum hakkında mahrum bırakılmış oluyor. Peki, Herakles'in yerine kral olacak olan ve bu büyük hükmedici güce sahip olan kişi kim mi oluyor dersiniz? Tabii ki de Herakles'i 12 görevine gönderecek olan Eurostius oluyor. Alkmena e bu olaydan sonra öyle korkuyor ki Hera'nın gazabından. Herakles henüz yeni doğurdu. Bebek Herakles'i hiçliğin ortasına terk ediyor. Athena buluyor Herakles'i ve daha sonrasında Hera'yı ikna ettiği söylenir. Hera'nın Herakles'i emzirmesini sağlıyor veya hikayenin farklı bir versiyonuna göre denir ki Hermes bulmuş Herakles'i hiçliğin ortasında. Almış Hera'nın yanına götürmüş gece vakti. Hera uyuyormuş. Hermes Herakles'i Hera'nın göğsüne yatırmış. Herakles öyle güçlü emmiş ki Hera'nın sütünü Hera acıyla uyanmış, sıçramış, bebeği uzaklaştırmış kendinden. Fakat o sırada dökülmeye, saçılmaya devam eden sütler gökyüzündeki saman yolunu oluşturmuş. Saman yolunun İngilizce adı Milky Way'dir. Yani tam Türkçe karşılığını çevirecek olursak sütlü yol ismi de buradan geliyor. Peki neden Hera, Herakles'i emzirmeyi kabul etmiş dersiniz? Evet Hermes'in versiyonunda aslında bilerek emzirmiyordu, uyuyordu Hermes'in oyununa kurban gitmiş. Ama Athena ile olan hikayesine göre Athena ikna etmiş. Bana kalırsa bu arada bununla ilgili bir açıklama yok ama ben kendi fikrimi söyleyeceğim. Bence ne olursa olsun Herakles daha küçücük bir bebekti ve Hera da biliyorsunuz anaçlığıyla, doğurganlığıyla tanınır. Herhalde Herakles'in henüz o kadar küçücükken terk edilmiş olmasından dolayı vicdan azabı duydu ve Athena'nın da etkisiyle tabii ki de kabul etmişti emzirmeyi. Sonrasında Athena bebeği Alkmene'ye götürüyor. Alkmene'yi de ikna ediyor çocuğunu kendisinin yetiştirmesi için ve böylelikle Herakles büyüyor annesinin babasının yanında. Şimdi hemen Herakles'in maceralarına başlıyorum. Daha çok küçücükken 10 aylıkken başlıyor Herakles güç gösterisi. Bu ilk olay Hera'nın yüzünden gerçekleşiyor yine tabii ki de. Çünkü Hera her ne kadar herhalde işte emzirecek kadar acımış olsa da sonrasında öfkesine yine yenik düşmüş olabilir. Veya belki de Herakles'in bir düşmana ihtiyacı vardı. Neden? Çünkü hiçbir karakter bir düşmansız büyük kahraman olmaz kendi kendine. Her kahramanın, her büyük kahramanın bir baş düşmana ihtiyacı vardır. Bu da çoğunlukla Hera'ydı Herakles'in hikayesinde. O gün de Herakles henüz 10 aylık bir bebekken odasına 2 adet yılan gönderiyor Hera. Bu yılanlar Herakles'i yutması için oradaymış. Fakat Herakles ne yapıyor? Alıyor iki eliyle yılanları boğuyor. Herkesin gözü önünde, annesinin hizmetçilerinin gözü önünde daha doğrusu. Sonrasında babası geliyor, annesi geliyor. Hayret ediyorlar, hayran kalıyorlar Herakles'in gücüne. Onun büyük bir kahraman olacağını anlıyorlar. Fakat Herakles büyüdükçe şöyle başka bir sorun baş gösteriyor. Herakles evet çok güzel kılıç kullanıyor, çok güzel dövüşüyor, çok güzel işte yay atıyor ama Herakles'in okuma yazması, akademik kariyeri diyelim pek parlak değil. Eski vazo tasvirleri varmış. Herakles'i işte sandalyesini böyle öğretmeninin kafasında kırarken resmedilen veya işte flütünü öğretmenin kafasına geçirirken ki gibi bu gibi böyle durumlar mevcutmuş anlatılır. Çok fazla parlaklık gösteremiyor bu konuda Herakles. O yüzden babası da diyor ki, sen git en iyisi çobanlara katıl, dağlarda çobanlık yap diyor. Böylelikle Herakles 18 yaşına kadarki dönemi bu şekilde dağlarda çobanlarla doğal hayatın içinde dışarıda yaşayarak geçiriyor. Günün birinde bir aslan Herakles'in sürüsünü kaçırıyor. Aslanın peşinden giden, onun izini takip eden Herakles'in yolu böylece Kral Tespios'un sarayına düşüyor. Kral Tespios Herakles'i görür görmez çok beğeniyor. Herhalde onun gücünden ve gözlerindeki o tanrısal ışıktan etkileniyor olmalı. Öyle beğeniyor ki kızlarını Herakles'e vermek istiyor kızları derken kızlarından birini kastetmiyorum. Gerçekten çoğu konuşuyorum. Çünkü Tespios'un 50 tane kızı varmış. Ve Herakles'i sarayında misafir ederken bu 50 kızının 50'sini de arka arkaya böyle Herakles'in yatağından geçiriyor. Sadece bir tanesi bu 50 kızın bir tanesi Herakles'le birlikte olmak istememiş. Onun yatağına girmek istememiş. Ama tabii ki de o da etkilendiği için Herakles'ten veya babasının emirleri olduğu için Herakles'e ömür boyu hizmet etmeye karar vermiş. Böylelikle Herakles'in ilk rahibesi olmuş. Diğer 49 kadın ise Herakles'ten bir veya iki erkek oğlan doğurmuş. Bu oğlanların daha sonra hep birlikte Sardunya adasında yaşadığı söylenir. Herakles bu saraydaki macerasından sonra Aslan'ı bu arada buluyor gerçekten ve öldürüyor, derisini yüzüyor. Aslan'ın kafasını kafasına geçiriyor ve derisini de işte post olarak sırtına alıyor. O meşhur Herakles'i hep heykellerde veya çizimlerde gördüğümüz aslan postlu, aslan başlıklı kılığına getiriyor diyebiliriz. Bu şekilde geri dönüyor Herakles yurduna, Tebai'ye. Fakat Herakles'in yokluğunda Tebai'de bir sürü olaylar olmuş. Savaş çıkmış ve Tebai yenilmiş ve haraca bağlanmış karşı kraliyet tarafından. O gün de Herakles yolda giderken haracı toplamaya giden habercilerle karşılaşıyor ve haraç olarak burunlarını kesiyor, kulaklarını kesiyor, boyunlarına bağlıyor o burunları ve kulakları habercilerin ve habercileri o şekilde kendi krallıklarına gönderiyor. Tabii ki de karşı tarafın kralı çok sinirleniyor. Bir ordu topluyor bu sefer. Ordusuyla birlikte tebaiye yürüyor. Fakat Athena'nın silahlarıyla kuşanan Herakles, bu arada henüz hala da 18 yaşında olduğunu belirtmem lazım. Athena'nın silahıyla, silahlarıyla kuşanan Herakles ordunun karşısına tek başına çıkıyor ve bütün orduyu yeniyor. Bu da Herakles'in bir diğer zaferi olmuş oluyor henüz daha çok gençken. Bu zaferin bir teşekkürü olarak, bir karşılığı olarak Tebai kralı Herakles'i kendi kızı Megara ile evlendiriyor. Aslına bakarsanız Herakles'in trajedisi de tam olarak bu noktada başlıyor diyebiliriz. Çünkü Herakles'in Megara ile çok güzel bir evliliği varken, her şey yolunda giderken ve artık iki çocuk sahibiyken Hera'nın kendisine geçici bir delilik göndermesiyle bilinci kapanıyor ve o halde karısıyla çocuklarını kendi elleriyle katlediyor Herakles. Kendine geldikten sonra ne yaptığını görüp anladıktan sonra pişmanlıktan sefil oluyor ve soluğu Delfi tapınağında alıyor. Delfi tapınağını hatırlarsanız Apollon bölümünde konuşmuştuk. Orası kehanetlerin ve birçok sorunun cevabının olduğu büyük bir merkezde kutsal bir yerdi. Herakles oraya gidiyor, oradaki baş kahinle Pitia ile konuşuyor ve suçunu affettirebilmek için, bu hatayı, bu büyük hatayı, korkunçluğu telafi edebilmek için ne yapması gerektiğini soruyor baş kahine. Baş kahin de Hera'nın gizli yönlendirmesiyle Herakles'in Kral Eurostius'un emrine girmesi gerektiğini söylüyor. Bu da bizi Herakles'i 12 görevine gönderen Kral Eurostius'la ilgili olan bir başka bölümde konuşacağımız hikayeye getiriyor. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmadıysanız devam edecek olan yeni mitolojik öyküler için lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'dan da hesabı takip edebilirsiniz. Orada da sıklıkla mitoloji ile ilgili olarak konuşuyoruz. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.